Yüklem eğer isimse fiil çatısı aranmaz. Fiil çatısı ad üstünde yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranmaz? 1 de buharlaşmak, 2 de kullanılmak, 3 numaralı cümlede ise gerekmek fiillerinin yüklem olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yüklemleri fiil olduğu için bu 3 cümlede çatı aranabilir. 4 numaralı cümlenin yüklemine baktığımızda ise yağların türünü ve kalitesini belirleyen en önemli etkendir. Bu bir sözcük grubu ve isimden oluşmuş bir sözcük grubu. Zaten etken kelimesi de fiil değil. Burası bir isim grubu olduğu için yani yüklem türüne göre isim cümlesi olduğu için burada fiil çatısının 4 numarada aranması mümkün değil. Doğru cevap 4 D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki söz grubu seçeneklerden hangisiyle tamamlanırsa yüklemi etken geçişsiz çatılı olur. Etken olabilmesi için işi yapanın öznenin kendisi olması gerekiyor. A seçeneğine bakalım. Operayı sonuna kadar izledi. İşi yapan kim? Opera seyircileri izleme işini yapan opera seyircileri. Demek ki bu etken. Peki nesnesi var mı? Var. Operayı şeklinde nesneyi görebiliyoruz. Ama bize geçişsiz diyor. Geçişsiz demek ne demekti? Nesnesi olmayacak, nesne alamayacak bir fiil olması gerekiyordu. Buna göre A seçeneği olamaz çünkü bu etken geçişli bir fiildir. B seçeneğine baktığımızda oyuncuları ayakta alkışladı. Alkışlayan kim? Opera seyircileri etken. Peki nesnesi var mı? Var çünkü oyuncuları kelimesi burada nesne olarak kullanılmış. Onun için geçişsiz olamaz B seçeneği. Nedir? Bu bir geçişli fiildir. B seçeneği de olamaz. D seçeneğine baktığımızda çıkarıldı. Burada bir edilgenlik söz konusu. Ne de? Çıkarılan kim? Opera seyircileri öznemiz burada. Peki öznemiz burada işi yapan mıdır? Ona bakmamız gerekiyor. Çıkarılma işini yapan opera seyircilerinin kendisi mi yoksa başkaları mı? Elbette ki başkaları bu da gösteriyor ki fiilimiz edilgendir. Onun için D seçeneği de olamaz. C seçeneğine baktığımızda oturdu. Oturan kim? Opera seyircileri. Ne oldu? İşi yapan kendileri olduğu için etken. Peki geçişsiz mi? Evet geçişsiz. Çünkü oturmak fiili nesne alamaz. Onu oturdu diyemiyoruz. Bu da nesne alamayacak bir fiil olduğunu gösteriyor. Demek ki C seçeneği etken ve geçişsiz olur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıda edilgen çatılı fiilin açıklaması verilmiş. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? Edilgen çatıda işi yapan özne farklıdır. Yani özne işi yapan değil, işten etkilenen durumunda olmalı. A seçeneğine baktığımızda atandı yüklem. Atanan kim? Mesai arkadaşım Cemil Bey. Burası da ne olur? özne olur. Şimdi öznemizi de bulduk. Burası da özne. Peki öznemiz işi yapan mı? Yani atanma işini yapan öznenin kendisi mi? Yoksa onu oraya atayan bir başkaları mı var? Elbette ki bir başkaları ne yapmış? Onu başka bir şubeye atamış. Bu da gösteriyor ki A seçeneğindeki cümlemiz edilgen bir fiildir. Aynı zamanda fiilimizin edilgenlik eki olan neydi aldığını görmekteyiz demek ki A seçeneği edilgen bir fiil olacak. B, C ve D seçeneklerini kontrol edelim. Başaramadı yüklem. Başaramayan kim? O. İşi yapan aynı zamanda öznemiz. Demek ki B seçeneği olamaz. C seçeneğinde yerleşti yüklem. Yerleşen kim? Sanatçı. Yerleşme işini yapan sanatçının kendisi olduğu için C seçeneği de etkendir. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde zevk alır yüklem. Zevk alan kim? Elindekiyle yetinmesini bilen insan. Öznemiz aynı zamanda işi yapan olduğu için burada da fiilimiz etken olur. Onun için D seçeneği de olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Bir numarada yapılır. Fiilimiz Yapılan ne? Kahkaha yarışmaları. Edilgen diyor. Demek ki öznesine göre bakacağız. Yapılan ne? Kahkaha yarışmaları. Peki yapma işini öznenin kendisi mi? Yani altı çizili bölüm mü yapmış? Hayır. Bir başkası yapmış. Ama burada özne farklı. Özne burada işten etkilenen durumunda olduğu için. Bakın işi yapan değil. işten etkilenen durumunda olduğu için edilgendir. Demek ki bir numarada bir yanlışlık bulunmuyor. İki numaraya bakalım. Araştırıyor. Fiilimiz Araştıran kim? Bilim insanları. Araştırma işini yapan bilim insanlarının kendisi mi? Evet ve etken demiş. Demek ki burada da bir yanlışlık bulunmuyor. 4 numaraya bakalım. Kullanılır fiilimiz. Kullanılan ne? Komedi, filmleri, oyunlar ve kitaplar. Kullanma işini öznenin kendisi mi yapmış? Hayır kendisi yapmamış. Burada özne etkilenen konumunda olduğu için edilgendir. Demek ki 4 numarada doğru. 3 numaraya baktığımızda yaşandığı fiilimiz yaşanan ne bir gülme salgını. Peki yaşayanlar burada belirtilen özne mi? Hayır. Elbette ki burada özne işten etkilenen konumunda. Onun için etken değil edilgen olması gerekiyordu. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir. A seçeneğinde yetiştirdi, yüklem, yetiştiren kim? O. Burada ne var? Bir gizli özne var. Peki yetiştirme işini yapan kendisi mi? Evet kendisi demek ki işi yapan belli yani o. Onun için A seçeneği olamaz. C seçeneğinde bakıyor yüklem yani fiilimiz. Bakan kim? Karşıdaki yaşlı adam. Peki bakma işini yapan karşıdaki yaşlı adam mı? Evet karşıdaki yaşlı adam. Demek ki burada da işi yapan belli. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde koydu yüklem fiilimiz. Koyan kim? O. Koyma işini yapan kim? O. Demek ki burada da işi yapan belli. O zaman D seçeneği de olamaz. B seçeneğine bakalım. Taşındı yüklem fiilimiz. Taşınan ne? Çatıdaki kırık kiremitler. Burası ne oldu? Özne oldu. Peki öznemiz burada işi yapan mıdır? Ona bakalım taşınma işini yapan öznenin kendisi mi? Hayır, değil. İşi yapan burada bir başkası. Yani belli değil ama başkaları yapmış. Onun için B seçeneğinde işi yapan belli değildir. Özne burada işi yapan değil, işten etkilenendir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil, nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir. B seçeneğine baktığımızda çözer fiili nesne alabiliyor. Çözen kim? Akıllı insan. Neyi çözer? Sorunlarını. Nesnemiz var demek ki bu bir geçişli fiil. B seçeneği olamaz. C seçeneğinde tercih eder yüklem fiil. Tercih eden kim? Bir konu hakkında bilgisi olmayanlar özne. Neyi tercih eder? Susmayı. C seçeneğinde de nesne bulunduğu için bu da bir geçişli fiildir. C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde terletir nedir? Yüklem aynı zamanda fiil. Terleten ne? Duygularını istediği gibi dile getirememek. Özne kimi terletir? İnsanı. Nesnemiz var mı? Var. O zaman bu da bir geçişli fiildir. A seçeneğine baktığımızda ise fiilimizin nesnesi olmadığını ve aynı zamanda nesne alamayacağını görüyoruz. Kimi korkar? Neyi korkar? Ne korkar şeklinde sorduğumuzda bir cevap alamıyoruz bu cümlede. Demek ki bu fiilimiz geçişsiz bir fiil. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıda fiillerin çatı özellikleri ile ilgili etkinlik verilmiştir. Cümlelerle ilgili yargılar doğruysa D harfi, yanlışsa Y harfi yönünde ilerleyiniz. Bu etkinlik doğru tamamlandığında hangi sembole ulaşılır diyor. Hemen bakalım. İcat etti burada fiilimiz. İcat etmek geçişli mi? Onu icat etti diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Zaten kendinden önce de nesne gelebiliyor. İcat eden kim? İnsanlar. İcat etme işini yapan insanlar mı? Yani öznenin kendisi mi? Evet. Demek ki etken olacak. Ne icat etti? İşlerini kolaylaştıran aletler nesnemizde bulunuyor. Demek ki geçişte olacak. Her ikisi de doğru. D'ye gitmemiz gerekiyor. Hemen buradaki cümlemize bakalım. Yol kenarına çok güzel ağaçlar dikildi. Dikilen ne? Çok güzel ağaçlar. Peki dikme işini yapan çok güzel ağaçların kendisi mi? Hayır. Burada öznemiz işten etkilenen konumunda işi yapan özne değil. Bu da onun edilgen olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda onu dikildi diyemiyoruz. Bu da fiilimizin nesne alamayacağını gösteriyor yani edilgen ve geçişsiz bir fiildir dikildi sözcüğü demek ki burada yanlış verilmiş y'ye gitmemiz gerekiyor doğru cevap üçgen olacak doğru seçenek B olacaktır